Arkadaşlar bu pakete toptan evet ya da toptan hayır demek taraf tutarak sloganvari yaklaşımlarla söz söylemektir. Böyle olmaz. Böyle siyaset olmaz. Ha. Böyle hukukçuluk da doğru değil. Siyaset böyle de siyaset doğru. De doğru değil. O zaman neye hazırlanıldığını düşünmek lazım. Ben hükümetin buraya koyduğu bazı maddelerle Türkiye'de muhtemelen seçimlerden sonra bir takım bombalı eylemlerin gerçekleşeceğini düşündüğünü, bunun istihbaratını aldığını ve bunlara karşı bazı yetkileri hızlı kullanılabilir hale getirdiğini hissediyorum. Bazı maddelerde bunlar var. Yani kiralık araçların GPS sistemiyle takip edilmesi. Kiralık araçta çünkü bombalı eylem yapılıyor. Mesela elbisenin içine bakmak. Şimdi çırılçıplak soyacağım dersen adamı polis yetkisiyle, hayır karşıyım arkadaş. Soyamazsın kimseyi. Ama hali tavrı şüpheli. Anlıyorsunuz onu. Gözleri sabit bakmaya başlamış. Belli ki bir teskin edici ilaç verilmiş. Ve üstünüze doğru geliyor. Ya bomba mı var? Bunu bilmen lazım. O zaman pardösünün içine başlayacaksın. Bakabilirsin. Mahkeme kararı almaya vakit var mı arkadaş? Bunları konuşalım ama bunlar böyle yazmıyor burada. Bu öyle bir yazmış ki polis çırılçıplakta soyar, anadan doğma halede getirir, her yerine de bakar. Öyle anlaşılıyor burada. Bunların sebeplerini ana muhalefetle, muhalefet partileriyle oturup konuştu mu bu hükümet? Ana muhalefet partisini, muhalefet partilerini, bunlar da halkın milyonlarca kısmını temsil ediyor arkadaş. Benim onları da bilgilendirmem lazım. Türkiye'de bir şeyler olacak. O konuda uyarmam lazım dedi mi? Yoksa ben yaparım olur bunlar da adam değil gibi bir baskıcı, diktacı bir anlayış mı? Bu ikincisi maalesef. Konuşmuyor ki, anlatmıyor ki. En azından yaptım. Ortak maddelerde uzlaşsalar. Hayır, buyuruyor evet. Geçiyor. Böyle evet. İstiyorum diye geçiyor. Ha şimdi. Evet. Oturalım bunları konuşalım. Ama şimdi bombalı eylemleri önlemekte faydası olabilecek maddeleri bununla sınırlı yazmaya varım. Fakat tutup da valiye, kaymakama, vatandaşı içeri attırma yetkisi de veriyor. Araya bunu da sokuşturuyor. Bunları getirirken bir dakika ya sen nasıl olur da valiye, kaymakama, vatandaşı gözaltına aldırma yetkisi verirsin? Hangi demokratik ülkede kaymakamın, valinin gözaltına aldırma yetkisi var polise? Valileri, kaymakamları liyakat sistemini yerle bir etmiş. Layık olanın yükselmesi, tayini, terfisi, işte mesleğe alınması sistemi bitmiş. Siyasi partiye, iktidar partisine yakın olma en etkili ölçüt haline gelmiş. Vali kaymakamlarında hukuki güvencesi ellerinden alınmış. Ve sen o vali kaymakama polise talimat verip haydi bakalım Abdullah'ı içeri al deme yetkisi tanıyorsun. Nedir biliyor musunuz bu? İktidar partisinin, bugün bu iktidar olur, yarın bir başka iktidar olur. İlçe ve il başkanlarına, kaymakam ve vali eliyle canlarını sıkan herkesi içeri attırma yetkisidir bu 48 saat. Korkunç bir yetkidir bu. Evet. Bunun iç güvenlikle ne alakası var? Kimseyi kandırmasınlar. Bu iç güvenlik perdelemesi altında bir rejim değişikliğidir. Bir sıkı yönetim ilanıdır. Aslında adı konmamış. Tamamının bir arada sunulmasının da bu yüzden olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii tabii tabii. Yani hepsini birlikte. Ben bu ülkeyi antidemokratik yollarla yöneteceğim. Antidemokratik yollarla yönettiğim zaman da bombalar patlayacak falan. Onlar için de tedbir alıyorum diyor. Ama ben bu ülkeyi demokrasiyle değil, ben bu ülkeyi olağanüstü hal rejimiyle yöneteceğim. Adını da olağanüstü hal rejimi koymadan yöneteceğim diyor.